şeyden sonra, kinden sonra bir şey yapayım dedim. En iyi dörtlümü çıkarayım dedim Yılmaz Erdoğan filmlerinden. Ee, ekşi Elmalar, Organize İşler, Vizontele 1, benimkisi 1. Ee, sonra da Kelebeğin Rüyası. Benim dörtlüm bu. Sizin dörtlünüz hangisi? Ee, sen sırayla mı yani? yeni e, evet, sırasına göre mi söylüyorsun? Bir ya, daha söyle bakayım. Benim bir Ekşi Elmalar, <laughs> iki Organize İşler, 3 Vizontele, 4 Kelebeğin Rüyası. Ya bu bende şeydir, yapılış sırasıdır ya. Öyle mi? Evlat gibi yani. Bakayım o zaman Büyükten küçüğe doğru. <laughs> şey tam ben şey sıralam. Vizontele. Vizontele. Vizontele Tuğba organize işler. Öyle gidiyor işte. Ya ben ya şey çok garip. Mesela Neşeli Hayat ne benim filmlerim içinde ya. en az gişe hasılatı yapmış. Öyle mi? Ama sonraki etkisi en çok olmuş filmlerden bir tanesi. Yani her yerde onun çok, çok seven. Çok duygusal film değil midir o da ya? Evet. Ben, Bana öyle ben, gelir mesela o. Mesela kendi filmlerimi çok seyreden biri değilim. Neşeli hayatı seyrediyorum ama. <laughs> Hatta geçen gün arkadaşlara böyle artık şimdi tabi e, e, dijital ortamda parça parça da seyredebiliyorsun ya artık. Ya o sahneydi bu sahneydi tek tek sahne sahne seçerek hepsini seyrettik. Mesela Cezmi, Cezmi Baskı'nın oynadığı sahne ne zaman canım sıkkınsa orayı açıyorum. Çok güzel. Siz çok güzel bir düğün yapacaksınız <laughs> ama biz o düğüne gelmişiz. <laughs> <laughs> Muhteşem yani bir sahnede bir adam gelir de bu kadar iz bırakır mı yani? Cezmi Müthiş. Baskın büyük büyük aktördür. Ben bir de şeye bayılırım. Organize işlerdeki Erdal Tosun'un o sahnesini. Çok konuştum mu? Evet. Neydi Çok Üzeyir abi. Üzeyir abi. abi. sen niye konuşmuyorsun diye soruyor Tolga. Sen dizisi değilsin değil mi? Niye konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum bir faydasını gördüm. <laughs> gördüm bıraktım. <diye. gülüyor> <laughs> ya orada da şöyle yapmıştık. Şimdi aslında o filmde e, Erdal Rahmetli'nin vardı sözleri. Yani diyalogları vardı. Ama azdı. Ama vardı. Sonra bir ara dedim ki, Erdal abi dedim, bir şey geldi aklıma. Dedim ya bu Üzeyir bu filmin anlatıcısı olsa, dış sesi olsa, sen anlatsın hikayeyi. Ama içeride hiç konuşmasa nasıl olur? Süper olur dedi. Aa çok güzel. Sonra bir öyle bir draft yazdım. Böyle bir taslak yazdım. Sonra dedim ya dış ses filmi yavaşlatıyor Erdal evet. abi. Ben bunu çıkarıyorum. <laughs> e dedi ya ne diyorum ben. Bir laf dedim sana yazacağım. Bir de onu söyleyeceksin. Nedir dedi söyledim. Tamam ben bunun için oynarım dedim. Öyle oldu yani. Çok güzel bir ya. Ruhu şad olsun. Sizin sıralama... Bir dakika şimdi onu atlamayalım. Bu önemli bir şey sizin ağzınızdan. Bir vizyon tele, iki vizyon tele tuba mı? Yok ben de yapılış sırasını söylüyorum. Ha. Ben de be beğeni sırası diye bir şey benden... Olmaz ki. Ama yok mudur böyle bir hani şimdi geçen hafta burada Masal abiler vardı. Hı. Dedim ki ya şimdi bu hep derler ya mesela size sorsam bütün filmler benim evladım. Onlara da sonra bütün filmler şarkılar evladım. Yok mudur dedim. Vallahi abi çözüldüler. Masal abi, Fuat abi, Özkan abi. Ben liste yaptılar. Neydi? Ele güne karşı. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Yalnızlık ömür boyu bir de. Ya şimdi tabii ki. Bir abi. Ya herkesin, herkesle aynı fikirdeyim ben de vizyon telefonusunda. Çünkü Vizonte zaten diğer bütün filmleri yapmamızı sağlayan şey. Hı. Biz neyimiz varsa oradan mı? Kayıp Vizonteli'yi yaptık. Yani bir de Menat Tiyatro'da ne kazanmışsak onunla film yaptık. Eğer ki o zamanın şartlarında da paranın geri dönüşü çok tuhaftı. Yani o diğer işlerin hepsini yapmamızı sağladı. Ee, de sevinli de çok sevinli bir filmdir. O artık benim bizim değil yani hepimizin Tabii. bir marş gibi bir şey. Dolayısıyla vizyon teleni yeri başkadır. Neşeli hayatın yeri başkadır. Biraz da böyle gişede kıymeti çok bence bilinmeyen işleri ben ayrı bir sahip çıkıyor insan evladına. E, e, tabii mesela. canım daha şey yani, oluyor diye. İlgi görmeyen evlat yani. Ekşi elmalarla ikisinin de yeri bence ayrı.